zaman bu kişi Allah'a şöyle mi diyecek? Ya Rabbi, bana gelen bozuk İncil, bozuk rivayet. İsa da zaten benden 200 sene önce ölmüş. Ben nereden bileyim doğruyu? Şimdi Allah bunu riske atmıyor. İşte burada anlatılan, insan rüşt yaşına girdiğinde, bellerinden, sırtlarından zürriyetini aldığımızda diyor. Yani evlilik yaşı bu oluyor. Rüşt yaşı. İyi ile kötüyü, doğruyla yanlışı. İnsana iblisin ve takvanın yüklendiği yaş, onları kendi nefislerine karşı şahitler kılmıştı. Bir şeye şahit olmak ne demek? Onun varlığını, ne olduğunu algılamak, görmek, bilmek, anlamak demektir. Kendi nefsine şahit oluyorsun. Kendi nefsin ne? Sen bir insansın. Nerede? Evrenin üzerinde bir insan. Ama bu evren denen varlıkta tepede güneş var. Ayağının altında toprak var. İnsan üstü bir gücün yaratmış olduğu bir evrendesin. Artık bu evreni algılayabilirsin. Çocukken bunu algılayamazsın. Güneş niye var orada? Ay niye çıkıyor? Efendim gece ve gündüz niye oluyor? Yağmuru kim götürüyor? Çocukları leylekler mi getiriyor? Yoksa başka türlü mü oluyor? Bunu algılayamazsın. Ama rüşt yaşına geldiğinde bunları algılayabilirsin. Bunları algıladığında takva ve iblis de sana yükleniyor. O zaman orada iyi, kötü, doğru, yanlış ve çevrenin ne olduğunu, neden olduğunu bilebilirsin. İşte burada kişi, Allah kişiyi takvaya yönelik, iyiliğe yönelik programlamış, o şekilde imtihana sokuyor. O şekilde imtihana girdiğinde eğer çocukluktaki suçsuzluk, günahsızlık durumunu imtihana girdiğinde bozmadan devam ederse o cennet hayatını sürdürmüş oluyor. Eğer bunu bozarsa, iblise uyarsa, ben boş ver onu çalayım, bunu çırpayım, işte filan puta tapayım veyahut da sosyalist olayım, Marksist olayım demeye başladığı anda takvanın sesini kapatıyor. Çünkü her insana içinden takva iyi mi kötü mü, doğru mu yanlış mı olduğunu söyler. Yani Amazonlardaki bir kabilede de olsa rüşt yaşına geldiğinde bir insan başka bir kabilenin yaptığı evin malzemelerini gidip almak istediği zaman onun yanlış olduğunu bilir. Veya bir başkası onun biriktirmiş olduğu yiyecekleri alıp gitmek istese onun yanlış olduğunu da bilir. Zulümün ne olduğunu bilir. Birbirine işkence ettiğinde, dayak ettiğinde. Bunu neyle biliyor? İşte içerideki takva ona onun yanlış olduğunu söylüyor. İşte o zaman bu potansiyeli hemen bitiriyorum. Bu potansiyeli anlatırken Allah şunu demeye getiriyor burada. Ben insanı varlığını algılayabilecek, sorgulayabilecek, iyiyi doğruyu ayırt edebilecek bir potansiyel ve donanımla imtihana sokuyorum diyor. Şahit oluyor her şeye. Şahit olduğundan dolayı işte birileri dedi ki gel Şenol hocam örneğin yani öyle bir Afrika'da bir kabile izin gel filan kabileye baskın yapalım. Onların erkeklerini öldürelim, kadınlarını alalım, malları da bize kalır. İşte Şenol Hoca o zaman burada bunun yanlış olduğunu bilir. Bile bile bunu yaparsa o zaman iblisin peşine gitmiş oluyor. Ya hayır bu olmaz. Yani biz bunu kendime de yapılmasını istemem derse takvaya uymuş oluyor. İşte bu potansiyelin insanda olmuş olması hani bunu müteşabih olarak anlatıyor. Onları kendi nefislerine karşı şahitler kılmıştı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Evet onlar sen biz şahit olduk. Sen bizim Rabbimizsin demişlerdi. Yani burada benim insana programladığım sistemle insan hayatı algılayabilir. İyiyi ve doğruyu. Ya benim dediğim Allah'ın dediği yola gider ya da iblisin dediği yola gider. İşte bu potansiyeli Allah soru cevap şeklinde anlatıyor. Hani meleklere demişti ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Onlar da biz seni hakkıyla tesbih edip dururken kan dökecek birilerini mi yaratacaksın demişti. Bak aynı durumda. Orada melekler de konuşmuyor ama hal diliyle meleği konuşturuyor. Burada da hal diliyle imtihana giren insanı konuşturuyor. Yani insana diyor ki sen zürriyet üretme yaşına geldiğinde iyi doğruyu kötüyü algılayabilmen sana Şems suresi işte 3, 4, 5, 6, 7'de takva ve iblis yüklenir. Artık sen orada senin üstünde bir güç olduğunu da algılarsın. Yani güneşi herhalde bizim büyük babamız yaratmadı.
veya yağmuru insanlar indirmiyor gökten. Dolayısıyla bu sistemin içerisinde bunu anlatırken insanın bunu algılaması, analiz edebilmesini sorulu cevaplı mecaz bir anlatımla bunu bize anlatıyor. Ve devamında da diyor ki, kıyamet günü biz bundan habersizlik dememeniz içindir. Yani velev ki diyelim bir kişi kitapla karşılaşmadı, elçiyle karşılaşmadı, birilerinin anlatımlarıyla karşılaştı. Allah'a şunu diyemez yani, ben çalmanın yanlış olduğunu bilmiyordum. Ben adam öldürüp onların topraklarını gasp etmenin yanlış olduğunu bilmiyordum diyemez. Allah işi garantiye almış, içeriden takvayı koymuş. Dışarıdan peygamberin Resulü gelmese bile takva üzerinden bunları algılayacaksın. Ve sana da akıl vermiş, sebebi sonuca, sonucu sebebe bağlayabilecek, sorgulayabilecek şekilde. 73'te de diyor ki, 173'te, ya da bizden önce ancak atalarımız şirk koşmuştu. Biz ise onlardan sonra gelme bir nesiliz. İşleri batıl olanların yaptıklarından dolayı bizi helak mı edeceksiniz dememeniz içindir. Yani rüşt yaşına geldikten sonra, işte senin belinden zürriyetin alındığında artık sen atalarının yolunu sorgulayabilecek bir potansiyeldesin. Yani bugün ataları İsrail'de doğan bir çocuk diyelim. Ne diyecek? Benim atalarım, ben gördüm, Gazze'li çocukları öldürmek sevaptır diyordu, iyidir diyordu, öldürüyorlardı. Dolayısıyla ben de onlardan böyle gördüm, doğru zannettim, ben de öldürdüm. Bunu dememeniz için diyemezsiniz diyor yani Allah. Çünkü ben size Gazze'li çocukları öldürmenin, bütün dünyayı sömürmenin, petrolden bilmem neden doğal kaynaklardan dolayı diğer milletlerin üzerine çökmenin yanlış olduğunu tespit edebileceğini bir potansiyel koydum diyor. Senin çevrende ne kadar hain, namussuz olursa olsun senin içindeki takva bu yanlışları sana söyler diyor. İşte bunu anlatırken Ademoğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendi nefislerine karşı şahitler kılmıştı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar evet şahit olduk demişlerdi. Yani bu şahitlik meselesini bu şekilde ben anlattığını düşünüyorum. Çok çok güzel. Hocam paralelinde yani şu anda tam ayeti hatırlamıyorum ama gökleri ve yerleri yarattı ve onlara isteyerek veya istemeyerek gelin dedi diyor. Evet, biz isteyerek boyun eğdik diyorlar. Aynı paralelinde ayetler değil mi hocam? Tabii ki. Yani onlar da birer melek. Biz de isteyerek geldi diye. Onunla lisanı haliyle konuşturuyor Kur'an. Aynen hocam. Yani orada da yaratılıştaki özelliklerini Allah'a tabi olmak, Allah'a boyun eğmek babında olduğunu. Tabii ki. Çok alemin. Çok güzel. Yani hocam, hocam ben özellikle Muharrem hocam için bir tavsiyede bulunacağım. Yani Muharrem hocam derse sonradan katıldığı için esasında bu analizleri yapabilmek için öncelikle kavramları bir oturtmak lazım. Ne mesela işte iblis, insan, şeytan, cin, melek, takva, bunların tanımlarının hep bir şekilde yapıldıktan sonra Araf suresinin 172 ve 173'ün analizi yapılırsa özellikle Muharrem hocam için daha oturaklı olacaktır. Bir de devamında da şöyle küçük bir sorum olsun Tevfik hocama. Şimdi dediniz ya işte cennet meselesi, işte takva kendi fıtratını bozmadığı sürece o cennet durumu devam eder. Evet. Takva hocam olduğu için o zaman cennet girilen çıkılan bir durum olmuş oluyor. Hocam o takva kelimesi yanlış yere oturdu. Takva değil orada. O zaman yarın konuyu hiç değil ama Tayfik hocam bir daha cin, şeytan, melek. Bu konu çok önemli yani. Düşünebilmek için önce kavram tasavvurunun oluşması lazım. Tabii ki, tabii ki. Taşlar yerine bunlar değilse anlaşılmaz. Oradaki takva... Takva bir melektir. O takvanın sesinden ayrılmadığı sürece o cennette oluyor. O insan cennette oluyor. Hani ayette diyordu ya, iblis cinlerdendi, iblis kafirlerden oldu. Bu da Bakara suresi 34'te diyor buna. Aslında iblis ne kafirdir ne cindir. İblis bir melektir. İnsanla birleşirse insan kafir, insan cin oluyor. Bir de hocam, bilek içinde insanlar yani takvanın şey o takva şeyini terk ettiklerinde gayri Rabbani yola girdiklerinde cennetten çıkmış oluyorlar.
tekrar Rabbani yola gidip cennete girmiş mi olabilir? Yok, zaten orada imtihan süreci başlıyor. O imtihan sürecinde gitgeller yapıyor insanlar. Artık onda cennet kelimesini sadece meleklik dönemindeki konumuna cennet demiş. Ondan sonra iblis yüklenince o cennetten çıkıyor, sınav dönemine giriyor. Olay bu. Ona da neden cennet diyor? Cennette günah da işlenmez, sevap da işlenmez. Çocuk için günah var mı? Yok. Sevap var mı? O da yok. Dolayısıyla işte o günahsızlık dönemine demiş cennet diye. Yani günah da yok, sevap da yok. Sorumsuzluk dönemi. Ama o günahsızlığı insan sürdürmesi gerekiyor. İblis yüklenince onu sürdüremiyor işte. Böyle olunca sen ve eşin cennetten çıkın dedik diyor. Yani otomatik olarak aslında cennetten çıkıyorsun. İmtihan sürecine giriyorsun. Yani ama imtihan hayatında günahsız bir şekilde yaşarsan sanki o çocukluğundaki cennet dönemini devam ettirmiş gibi oluyorsun yani. Eyvallah hocam. Peki. Başka var mı söz almak isteyen? Kalu bela yordu bizi. Ama işte yani bu niye karşı yani bu ayet? Hocam bunlar aslında bize Allah bizim fıtratımızı, hayatımızı ve sosyolojimizi anlatıyor. Ve kıyamete kadar bu sürekli devam eden bir şey. Bütün insanlar anne karnından 3 yaşına kadar günahsızlık dönemi. Yani buna işte cennet diyor Allah buna. Ey Adem sen ve eşin cennette yerleş. Cennette yerleşin. Şu ağaca yaklaşmayın diyor bak. Artık Adem ve eşin. Neden? Bak Adem sen ve eşin diyor. Bu ne demek? Artık Adem çocuk değil, eş edinecek konuma gelmiş. Eşi var. Eşi ne zaman olur bir insanın? 100 yaşına erdiği zaman. Yani işte 17-18 mi her neyse yani bak. Eş edilecek. Artık sorumluluk dönemi başlamış. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yasak ağaç orada gündeme geliyor. Daha öncesinde yok. Adem'e çocukken yasak ağaca yaklaşma demiyor. Orada yasak ağaç gündeme geliyor. Hal böyle olunca Adem'den cennet hayatını sürdürmesini istiyor. İşte iblise uyduğu an Adem o zaman o cennetten çıkmış oluyor. Yani Kur'an'ın müteşabih bir anlatımı bu. Yani biz Kur'an'ın kullandığı bu müteşabih anlatımları hayatta nereye tekabül ettiğini bulup oturuyoruz. Şimdi bunu edebiyatı çok kuvvetli olan insanlar daha güzel anlatabilirler. Orada peki Adem'e tekinde bulunan hata yapmasına vesile olan tekinde bulunan şey ne orada? İblis diyor, iblis diyor hocam. İblis. Ya o iblis diyor ki, Adem'e diyor ki, Adem diyor ki, sevgililer gününde hanımına bir lüks araba al. Adem'de de o kadar para yok. Ne yapacak o zaman? Adem de o zaman dur ben şu bankayı sulayım diyor. Veya işte efendim? İblis formuna girmiş insan mı bu telkini yapıyor? Tabii ki yani. İblis formuna girmiş insan da yapabilir, içerideki iblis de yapabilir. Yani şeytanlaşmış insanlar da bunu yapar ama insanın içindeki iblis de yapar. Davud'a gelen iki davalı vardı ya, biri diyordu 99 koyunum var, biri bir koyun. Benim diyordu bir koyunumu da kendisine katmak istiyor. İşte o, onun içindeki, Davud'un içindeki iblis o. Diyor ki Davut diyor boşver bak baban zina etmez, kumar oynamaz, bilmem ne yapmaz, çalmaz, çırpmaz böyle bir hayat mı olur diyor. Bak ne güzel hayat var git vur, kır, çal, oyna sonra tövbe neyim edersin diyor. İçindeki iblis böyle söylüyor. Takva da diyor ki yapma o da binlerce kötü yol var ama bir tane haklı yol var sen oraya git diyor. Bütün insanlarda olan şey bu. Dolayısıyla takvanın yolu bir tane oluyor, iblisin yolu binlerce oluyor. İşte içerideki iblis de bunu söyler, dışarıdakiler de söylüyor. Okula gidiyoruz, geçiriyorlar bize heykelin karşısına. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Niye armağan olsun benim varlığım Türk varlığına? Sebep niye?
Beni Allah yaratmış. Benim varlığım armağan olacaksa Allah yolunda armağan olsun. İşte İbrahim oğlunu hak yolda kurban etmiş. Ama o getiriyor. İşte burada başlıyor. Sana telkinler yani. Gel batılılaşalım diyor. Bir kısmı da diyor ki yok diyor. Biz işte Müslümanız şöyleyiz böyleyiz. Oradan başkaları devreye giriyor. Ehli sünnet olacağız böyle yaşayacağız diyor. Herkes bir şey söylüyor yani. Dolayısıyla bundan insanın içindeki iblisi de söyler. Dışarıdaki iblisin yoluna giden insanlar da söylüyor. Yani şöyle diyelim. Özür dilerim. İnsanın kendi iş dünyasında da yani kötüye meylettiği zaman iblisleşme durumu söz konusu. İblisleşme değil, şeytanlaşıyor. Bak, cinleşiyor. Bak, şunu anlamak gerekiyor. Adem ve eşi cennetten çıkmışsa bugüne kadar bütün insanlar da cennetten çıkıyor ve kıyamete kadar cennetten çıkmaya devam edecek. Bunu anlamak gerekiyor. Adem ve eşi cennette çıkıyorsa o zaman Adem ve cennet üç çağına mı girmiş oluyordu? Üç çağına girmiş anlamında kullanıyor cennetten evet. Çıkmayı. Evet, imtihan başlıyor. İşte orada imtihanın başladığında ama Allah donanımsız bir şekilde insanı imtihana sokmuyor. Yani şöyle söyleyelim. Bir kişi yaşamış, atıyorum 18 yaşına kadar gelmiş, okul hayatı olmamış, şunu olmamış, bunu olmamış, hadi bakalım üniversite imtihanına gireceksin. Bu kişi kesinlikle kaybeder. Ama Allah öyle yapmıyor. Ona takvasını, fücurunu, aklını, iradesini, iyi kötüyü algılayabilme yeteneğini yüklüyor. Ondan sonra koyuyor imtihana ve iyiye meyilli olarak koyuyor ama kötüye gitme kapısını da açık bırakıyor. İşte bunu anlatırken ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti de evet sen bizim Rabbimizsin demişlerdi diyor. Yani diyor ki Allah ben sizi Allah'ı iyiliğe programlı tanıyabilecek, bilebilecek bir potansiyelde imtihana soktum diyor. Bana diyemezsiniz biz iyilik nedir, kötülük nedir bilmiyorduk. Biz bu imtihanı nasıl kazanalım diyemezsiniz diyor. Veya bizden önce atalarımız işte şirk koşmuşlardı. Efendim bizi heykellere taptırdılar, sosyalizme taptırdılar, muasır medeniyetler seviyesine taptırdılar. Biz nereden bilelim neyin doğru neyin yanlış olduğunu diyemezsiniz bana diyor. Bunları sorgulayabilecek potansiyelde ben sizi imtihana soktum diyor. Bunu anlatıyorum. Ya bunları anladıktan sonra da kolaylaşıyor yani Kur'an'daki diğer ayetler. Evet, peki. Allah razı olsun canım. Allah'a emanet olun, hayırlı geceler. Oldu, selamun aleyküm, Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler, Allah'a emanet olun, Allah razı olsun. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyorum.